Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı buluşmalarında iş dünyası ile bir araya geldi. Toplantıya ev sahipliği yapan ETSO Başkanı İdris Alan, oda olarak yatırım imkanlarının iyileştirilmesi ve iş dünyasının sorunlarının çözümü noktasında ortak akılla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Alan, aktif iş gücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelikte Elazığ'ın yer almadığını kaydederek, Elazığ'ın da kapsama alınmasını Bakan Işıkhan'dan talep etti. Uygulanacak kurs ve programlarda katılımcıların en az %40'ının istihdam edilmesi uygulaması çok yerinde bir karar olmuştur. Ama maalesef Sayın Bakanım, Elazığ bu kapsama dahil edilmemiştir. Bu uygulamanın depremden etkilenen 10 ilde uygulanıp aynı depremin etkilediği Elazığ kapsamaması, deprem sonrası mağduriyetlerin giderilmesinde ilimiz açısından menfi bir durum oluşturmuştur. Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman da Elazığ'ın her alanda üreten bir şehir olduğunu kaydetti. Toraman, yaşanan depremlerden sonra Elazığ'ın yaralarını kısa sürede sardığını anımsattı. Vali Toraman, sanayi altyapısına destek olmak amacıyla 2. OSB'de de tahsislerin yapıldığını söyledi. 2. OSB'mizde de tahsisleri yapmaya başladık ve 211 parselimizden şu ana kadar 115 parselimizi tahsisini gerçekleştirdik ve bunlardan 2 tanesi de üretimlerine başladılar. Öte yandan sanayi altyapısını ilimizde yaygınlaştırmak için Kovancılar Organize Sanayi Bölgesi'nin de yer seçim işlemleri yapıldı. Altyapı ihalesi için hazırlıkları devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 11 Ocak 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla 107 hektarlık bir alan sanayi alanı olarak ilan edildi ve resmi gazetede yayınlandı. Bu alanda inşallah Elazığ'ın sıkışan küçük sanayisini, sanayi sitesi talebini karşılayacak bir imkana kavuşmuş olduk. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan, yaşanan asrın felaketi sonrasında devletin tüm organları, STK'ları ve iş insanlarıyla üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam ettiğini söyledi. Felaketin yaşandığı ilk andan itibaren sizler de şahit oldunuz. Devletimizin tüm organları üzerine düşen görevi yerine getirdi ve hala yerine getirmeye de devam ediyor. Sivil toplum kuruluşlarımız bir an bile düşünmeden elini taşın altına koydu. Sizler, iş dünyasının değerli temsilcileri de şehrinizin fedakarlıkla bu ihtiyacını karşılamak için çaba gösterdiniz. Milletimizin her bir ferdinin verdiği destekler ise asrın felaketini asrın birlikteliğine ve asrın dayanışmasına dönüştürdü. Binlerce şükür. Ben sizlere de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Elazığ'ın milli iradenin kalesi olan bir şehir olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, depremin çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkisini kaldırmak için ilk andan itibaren önemli tedbirler alındığını anımsattı. Elazığ, milli iradenin kalesi olan bir şehirdir. Devletine, liderine, davasına her zaman olduğu gibi Türkiye yüzyılı seçimlerinde de sadakatle bağlı kalmış bir şehrimizdir. Biz de bizlere duyduğu bu güveni boşa çıkarmadık, binlerce şükür. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak biz de diğer tüm kurumlarımız gibi liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızla ilgili üzerine düşeni yapmak için gayret ediyoruz. Depremin çalışma hayatı üzerindeki olumsuz etkisini kaldırmak, istihdam süreçlerinde ortaya çıkan problemleri çözmek için ilk andan itibaren deprem bölgesinde olduk ve gerekli tedbirleri aldık. İşkur, SGK ve Sosyal Güvenlik Merkezi personelimiz de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın sorunlarıyla mücadele noktasında diğer illerimizde olduğu gibi Elazığ'ımızda da sorumluluktan kaçınmadı. Bakan Vedat Işıkhan deprem bölgesi genelinde uyguladıkları politikaları da anlattı. Deprem bölgesi genelinde uyguladığımız politikayla deprem sonrası yarı yarıya düşen istihdam oranını tekrar eski seviyesine yükselttik. O hal ilan edilen illerimizde toplum yararı programında 9 ay olan çalışma sınırını değerli arkadaşlarım 24 aya yükselttik ve programdan tekrar faydalanmama kuralını ve ilkesini kaldırdık. 3 ay olan kısa çalışma ödeneği süresini de 6 aya uzattık.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da toplum yararına programından 750 kişinin faydalanacağı müjdesini verdi. Buradan Sayın Valim ifade ettiler, toplum yararına çalışma programları bizim için çok önemli bir destektir. Özellikle kamu hizmetlerini yerine getirme sürecinde Elazığ'ımızın talebi olan 500 TYP yerine biz bu rakamı 750 olarak güncelledik. Elazığ'ımıza hayırlı olsun inşallah. Bakan Işıkhan, bakanlık olarak Elazığ'da 2002 yılından bugüne özel sektörde ve kamuda 85 bine yakın vatandaşın işe yerleştiğini söyledi. İşkur aracılığıyla değerli arkadaşlarım 2002 yılından bu yana özel sektörde ve kamuda Elazığ'da 85 bine yakın vatandaşımızı işe yerleştirdik. Bunun yanı sıra aktif iş gücü programlarımızla hem iş gücü piyasalarımızın ihtiyaçlarını tespit ediyor, hem de vatandaşlarımızın nitelik kazanması, daha kolay iş bulabilmesi için kurs ve programlar düzenliyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarımıza 40 binin üzerinde Elazığlı kardeşimizi TYP'den faydalandırdık. İşsizlik ödeneği, nakdi ücret desteği, ücret garanti fonu, iş kaybı tazminatı ve yarım çalışma ödeneği gibi kalemlerde verdiğimiz desteklerle ekonomik anlamda işçi ve işverenlerimize destek veriyoruz. Yerel seçimlere de değinen Bakan Vedat Işıkhan, Başkan Şahin Şerifoğulları'nın 2019 seçimlerinde olduğu gibi 2024 seçimlerinden de başarı ile çıkacağına inandıklarını kaydetti. Bugün de AK Parti ve Cumhur İttifakı kadroları ülkemizin her bir noktasında gerçek belediyeciliği yaşatmak için hazır ve kararlıdır. Elazığ'ımız bu noktada 2004 yılından bu yana AK Parti'ye destek vermiş ve gerçek belediyecilikten ne denli memnun olduğunu her seçimde göstermiştir. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları nasıl ki 2019'da büyük bir teveccühle seçildiyse ben inanıyorum ki aynı teveccühle bu seçimden de alnının akıyla çıkacaktır. Şehirde kültür, kalkınma ve kültür belediyeciliğini, hizmet ve eser belediyeciliğini temsil etmektedir. Bu bahsettiğim vizyonlar Elazığ'ın şahsına Şahin Bey'de, Şahin Şerifoğulları başkanımızda fazlasıyla var. Biraz önce esnafımızı dolaşırken esnafımızın, vatandaşlarımızın sizlere olan teveccühüne de şahit oldum. İnşallah 31 Mart'ta büyük bir zaferle AK Parti iktidarına yakışacak bir şekilde geleceksiniz inşallah başkanım. Elazığlılar çok şanslı, böyle bir belediye başkanı var. Gerçekten çok gururla şahit oldum. Tekrar kutluyorum. Allah muvaffak etsin inşallah. Asrın felaketinden ve özellikle Sivrice depreminin etkilerinden Elazığ en hızlı şekilde toparlanabildiyse en büyük faktörlerden bir tanesi bunu sağlayan Sayın Şahin Başkanımızdır. Biraz önce Elazığ'ı gezerken de bizzat gördüm. Yakın zamanda harika bir otogar, ilçe terminali, fuar merkezi, yeraltı otoparkları, müzeler inşa etmiş belediyemiz maşallah. Birçok belediyenin cesaret edemediği çok büyük bir altyapı yatırımına girişmiş. Gerçekten bir şehir için AK belediyecilik, gerçek belediyecilik bir şans. Sayın Başkanımızı ben tekrardan kutluyorum. Ellerine sağlık diyorum. Sayın Şahin Şerifoğulları Başkanımıza inşallah hem Elazığ merkezi hem de 10 ilçemizin tamamını 31 Mart akşamı Milletin Partisi AK Parti ile tekrar buluşturacağız.